Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlarsa hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Rablerinden kendilerine gelen her yeni hatırlatmayı hep eğlenerek dinliyorlar. Kalpleri hep eğlencede, gaflette. Hem o zalimler aralarında şu gizli fısıltıyı yaptılar. Bu ancak sizin gibi bir insan. Artık göz göre göre sihre mi gidip uyarsınız? Peygamber, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. O her şeyi işitir, her şeyi bilir dedi. Onlar, hayır bunlar karışık rüyalardır. Yok, onu kendisi uydurdu. Yok, o bir şairdir. Böyle değilse önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Ey Muhammed! Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkek peygamberler gönderdik. Bilmiyorsanız kitap ehli olanlara sorun. Biz onları yemek yemez birer ceset kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. Aşırı gidenleri yok ettik. Ey Kureyş topluluğu! Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka milletler var ettik. Onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman oradan kaçmaya koyuluyorlardı. Koşup kaçmayın, size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün ki sorguya çekileceksiniz dedik. Onlar da vay bizlere, biz gerçekten zalimlerdik dediler. Biz onları biçilmiş bir ekin ve bir yığın kül haline getirinceye kadar hep sözleri bu feryat olmuştur. Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın, batıl o anda yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü size yazıklar olsun. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur. Katında olanlar O'na kulluk etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar. Gece gündüz hep Allah'ı tesbih ederler, usanmazlar. Yoksa Mekke müşrikleri bir takım ilahlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer yerle gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar, yok olurdu. O halde arşın Rabbi olan Allah, onların vasfetmekte oldukları şeylerden, bütün noksanlıklardan beridir, münezzehtir. O yaptığından sorumlu olmaz. Onlarsa sorumlu tutulacaklardır. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmezler de onun için yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Gerçek şu ki benden başka ilah yoktur. Onun için bana ibadet edin. Böyleyken dediler ki Rahman çocuk edindi. Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler Allah'ın çocukları değil, ikram olunmuş kullardır. Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Hep onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakilerini de, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Hepsi de onun korkusundan titrerler. İçlerinden kim ben ondan başka bir ilahım derse, biz ona cehennemi ceza olarak veririz.
Zalimleri biz böyle cezalandırırız. O kafir olanlar görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? Yeryüzünde insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık. Rahat gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kafirlerse gökyüzünün alametlerinden Allah'ın kudret ve azametine delalet eden delillerinden yüz çeviriyorlar. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır. Ey Muhammed! Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsün de onlar baki kalır mı? Senin ölmenle rahata kavuşacaklarını mı sanıyorlar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. İnkarcılar seni gördükleri zaman seni alaya alıyorlar ve ilahlarınızı diline dolayan bu mudur diyorlar. Halbuki onlar Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size yakında azaba dair alametlerimi göstereceğim. Şimdi siz de acele etmeyin. Doğru sözlüyseniz bildirin bu vaat ne zamandır derler. Bu kafirler ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekleri ve yardım da göremeyecekleri zamanı bir bilseler. Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecektir. Yemin olsun ki senden önce birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey azap kuşatıverdi. De ki, geceliğin ve gündüzün sizi Rahman'dan kim koruyabilir? Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak tanrıları mı var? O tanrılar kendilerine bile yardım edemezler. Katımızdan da dostluk göremezler. Doğrusu biz o kafirleri ve atalarını yaşattık. Hatta o ömür onlara uzun geldi. Fakat şimdi memleketlerini her yandan eksilttiğimizi görmüyorlar mı? O halde üstün gelen onlar mıdır? De ki, ben sizi ancak vahiy ile korkutup uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman sağırlar çağrıyı duymazlar. Yemin olsun ki Rabbinin azabından az bir şey onlara dokunursa muhakkak vay bizlere, biz gerçekten zalimlerdik diyeceklerdir. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. Yemin olsun ki Musa ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran kitabı takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Kıyamet saatinden de titrerler. İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutsal bir kitaptır. Şimdi siz bunu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de rüştünü vermiştik. Akla uygun olanı göstermiştik. Biz onu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir demişti. Onlar, biz atalarımızı bunlara tapar bulduk dediler. İbrahim, andolsun ki sizler de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin? Sen ciddi mi söylüyorsun yoksa şaka mı ediyorsun dediler. O şöyle dedi. Hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki
siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken o bunları parça parça etti. Yalnız kendisine başvursunlar diye onların büyüğünü sağlam bıraktı. Kavmi, tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk dediler. O halde onu insanları gözleri önüne getirin. Olur ki aleyhinde şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim, belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp kendi kendilerine dediler ki, doğrusu siz haksızsınız. Sonra yine eski kafalarına döndüler. Andolsun ki, ey İbrahim, bunların konuşmayacağını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi, o halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Onlar, bir şey yapacaksanız şunu yakın da tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol dedik. Ona düzen kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha fazla hüsrana uğrattık. Onu da, Lut'u da alemler için bereketli ve kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik ve her birini salih kimseler kıldık. Onları buyruğumuz altında insanlara doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. Biz Lut'a da bir hüküm, bir ilim verdik. Onu çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar kötü, fasık bir kavimdi. Onuysa rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salihlerdendi. Nuh da daha önceleri bize yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan kavminden onun öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kavimdiler. Biz de hepsini suda boğduk. Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Hani milletin koyunları geceleyin içinde yayılmıştı, biz onların hükmüne şahittik. Biz onun hükmünü hemen Süleyman'a bildirmiştik. Zaten her birine hüküm ve ilim vermiştik. Davut'la beraber tesbih etsinler diye dağları ve kuşları buyruk altına aldık. Bütün bunları yapan bizdik. Ona sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını öğrettik. Artık şükreder misiniz? Bereketli kıldığımız yere doğru Süleyman'ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı onun buyruğuna verdik. Biz her şeyi biliyorduk. Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işleri de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyorduk. Eyüp da, başıma bir bela geldi, sana sığındım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine nida etti. Biz de onun duasını kabul ettik de başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik. İsmail, İdris ve Zülkifli de an. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Onlar gerçekten salih olanlardandı. Zünnun'u, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o öfkelenerek gitmişti de bizim kendisini hiçbir zaman sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonunda karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur, sen münezzehsin. Şüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum diye seslenmişti.
Biz de duasını kabul ile icabet ettik. Kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya da hani Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye nida etmişti. Biz de duasını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahya'yı ihsan ettik ve eşini doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar iyiliklerde yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı. Irzını koruyan Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. Doğrusu bu sizin ümmetiniz, tevhid dini olan Müslümanlık bir tek ümmettir. Bir tek din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Ama insanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar ama hepsi bize döndürüleceklerdir. İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkar edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir memleket ahalisinin ahiretteki cezasını da çekmek üzere bize dönmemesi gerçekten imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün seddi açıldığı zaman ki onlar her dere ve tepeden akın edip çıkarlar ve gerçek vaat yaklaştığında işte o zaman kafir olanların gözleri beleri verir. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır, biz zalim kimselerdik derler. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilah olsalardı oraya girmeyeceklerdi. Hepsi orada temelli kalacaklardır. Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada sağır olup bir şey de işitemezler. Şüphesiz katımızdan kendileri için güzel şeyler takdir edilmiş olanlar işte oradan cehennemden uzak tutulanlardır. Bunlar onun cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar. O en büyük korku bunları üzmez. Kendilerini melekler size söz verilen gün işte bugündür diye karşılarlar. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. Şüphesiz bu Kur'an'da kulluk eden kimseler için kafi bir öğüt vardır. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak şöyle vahyolunuyor. İlahınız ancak tek bir ilahtır. Şimdi siz artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yine de yüz çevirirlerse, de ki, size düpedüz açıkladım. Tehdit olunduğunuz şeyin yakın mı, uzak mı olduğunu bilmem. Şüphesiz Allah, açığa vurulan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmem, belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir. Peygamber şöyle dedi, ey Rabbim, aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz o Rahmandır ki, isnat ettiğiniz yalan vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur. Sadakallahü'l-Azim.